Ahmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim sen? Ben de iyiyim, sağ olun hocam. Ne bu böyle şey gibi olmuşsun? Ne gibi hocam? Yanaklar takal makal bitmiş. Yani 8-10 yaş gençleşmiş değil mi? Kötü mü olmuşsun? Şu an 1985 doğumlu. Evet. Evet. 85. Ertem'cim iki isim şey falan yok. İki isim falan filan olmaz. İkisi de Galatasaray'da falan oynayamaz. Evet. Galatasaray'ın elinde yerli oyuncu çok var hiç falan filan. Bu işleri falan bıraksınlar. Hamza Hoca işte orada çalıştı diye falan filan bilmem de. Bunlar tamamıyla manipüle. Mustafa Denizli Trump'a yaptı. Beyler rüzgara göre açık konuşayım. Bunların hepsi eleştirilir mesleki. Hocam eleştirilir. Mustafa Denizli bunu yaptı mı ya? Mustafa Denizli 3 hafta önce. Ya. Mustafa Hoca patinaj çekecek bir adam değil hocam, ne? Biliyorsunuz ya. Değil hocam. Bir müsaade eder misin? Mustafa Hoca öyle bir adam. Hocam sen Mustafa Denizli 3 hafta önce. Adam gibi de adam değil. Hocam bir şey söyleyeceğim. Mustafa Denizli'ye fırça çekti mi çekmedi mi? Doğru, izlemedim, izlemedim. Hocam, bilmiyorum. Sana birisi fırça çekebilir mi? Bir denesin bakalım. Ya hocam. Bir dakika, sana bir dakika. Hocam, bir dakika. Lig TV, Fenerbahçe lehine. Daha doğrusu. Abi ne oluyor ya? Söyleyeyim abi ya. Ya bir sus be abicim ya. Ben konuşmadım. Bir konuyu bitirelim ya. Ya ben konuşmadım ki. Ben gideyim o zaman abi. Gideceksen git, ne yapayım ben yani? Bir konuşurken doluyorsun burada Rasim. Sakin. Bitireyim mi ya dur? Ya ben konuştum mu? Sen Ahmet Çakar'a olan kızgınlığını benden almaya kalkıyorsun. Sen ne yapıyorum? Bir sus diyorum, bir şey söylüyorum. Hocam bir şey söylüyorum. Arkadaşlarım beni hiç kızmayın. Kardeş, hocam sana kimse. Ben Türk futbolda, Türk televizyonlarında... Hocam bir sana kimse fırça atabilir mi? Gerçek yüzünü göstermeye hocam sana kimse fırça atabilir mi? Bir denek atabilir mi? Bir denesinler diyorum. Denesinler. Evet. Mustafa Denizli atabilir mi? Attı Mahmut. Attı diyor. Vermedi mi cevabını? Ne verdi? Mustafa Denizli. Hoca. Bek bu maçta daha çok içeri kat etti. Fark ettin mi Sinan abi? Bir iki tane net pozisyonu var Bek'in. Mesela şu pozisyonda mesela Bek. Ya vur be kardeşim. Vur be kardeşim ya. Mesela Gökhan Gönül... Vur sana yasak mı ya? Vuruyor, evet. Ya sana gol attırmak yasak mı? Senin kaleye şut atman yasak mı? Yani sen gelirken Beşiktaş'a sadece şöyle mi anlaştın? Ben sadece savunma mı yapacağım? Şu kadar net pozisyon olabilir mi Ertem'ciğim? Aynen bak, bak bacak arası da... Yürü! Vur burada gözünü hakemin ya! Şeyin kalecinin ya! İtalya vur kalecinin hocam. Gözünü Ertem! Evet. Kesin. Vur göremez ya! Şimdi bir de orada rakibi de görüyorsun. İki numarasını çaykırıcı. Abi gerek onu. Yok. Al. Tam pozisyon. Bir tam. De sen Almansın. Almanlar böyle bu çocuk hücum diye girer ya böyle. Bunun hücum yönü çok zayıf. Evet. Çok zayıf. Yani Beşiktaş'ın iki bekinin de hücum yönü çok zayıf. Bugün var ya yoksa burada. Hoca, bak hoca, burada. Hoca. Yoksa bak, bugün sen var ya burada. Ya abi ben burada konuşurken oradan birbirinizle konuşuyoruz. Ha. Abi yapmayın olmaz, ya. Olmaz Sinan Engin. Yapmayın Engin arkadaşlar Engin ya. Engin evet, bu televizyoncukta böyle bir şey yok abi yapmayın ya. Allah Allah ya. Ooo sinirleniyorum ama arkadaş ya. Sonra insanlar şikayet ediyorlar abi. Haklı haklı konuşuyorlar. Bir şey anlamıyoruz diye abi ben burada konuşuyorum birbirinizle konuşuyorsunuz ya. Haklı hocam burada haklı Sinan Engin. Yapmayın arkadaşlar dinleyelim, ya. Bir Sinan. Tane insan mesaj atıyor ya. Anlamış. Anlamıyoruz bir şey. Evet, doğru haklı. Verelim sadakam vermiş hocam. Verelim sadakam vermiş bugün burada seni dağın ağacına çarmıha gelenlerdi. Bunların ikisi yanmıştı. Ha o da ilave olabilir belki. Hocanın. Oyla. Hocanın. Rasim. Hocanın gömleği. Ya bu ne? %99.8 Galatasaray. %0.1 Beşiktaş. %0.1 Fenerbahçe. Pat diye bunu böyle. Niye özür diliyorsun? Çünkü Fenerbahçe geçen şans. Hayır herhalde. Bunu hangi mantıkla söylediğini ne olur söyle. Çünkü şu var. Artık bu hani şey pasları ne derler. Abdülkerim hocam şuraya bak. Son 20 dakika. Son 20 dakika. Böyle... Hiç utanmıyor musun? Yeşim bilimsel olan bu. Ya? Bilimselin de batsın sen de bat. Bu ne lan bu? Bilimsel olan bu kardeşim. Galatasaray bu dakikadan sonra şampiyonluğu veremez. Vermez. Verdirmezler. Kim verdirmez? Olmaz. Kim verdirmez? Oo, kim verdirmez? Kim verdirmez? Bak hocam. İktidara yakın bir isim olarak bunu söylemeyeceğim. Olmaz. Hocam verdirmezler diyor ya. Olmaz. Galatasaray bu dakikadan sonra şampiyonluğu veremez. Sinan abi tahmini gördün mü? Verdirme bu ne ya? %0.1 Beşiktaş. %0.1 Fenerbahçe. O da Fenerbahçe hatırına koydum. Sen bana Fenerbahçelere çok tepki var deyince. Fenerbahçe'li kardeşlerime tepki varmış da. Koydum. Bu programı evet, uzun yıllar aynı kadro yapamayacağız gibi geliyor. Ben bu adama tahammül edemeyeceğim. Vallahi ben buna tahammül edemeyeceğim yani. Ama bu ne ya? Azıcık ciddiyet lütfen senin gibi. Sen ciddi bir son siyaset yazarısın. Şu programda kendini kaybediyorsun ya. Bu ne oğlum bu? Herkes evinde kendini. Bu ne lan? Kim bu? Erol Evgin. Erol Evgin abi çok güzel sesi var ama ya. Abi çok ağırlığı var bu böyle. Ne dese yaptırıyor bu herkese. Çok güzel sesi var ya. Çok beyefendi bir insan ya. Çok. Çok beyefendi. Allah uzun ömür versin. Sesini güzel. Allah sağlık versin. Sesi de sesini yükseltir. Kendi de güzel. Müthiş bir adam biliyor musun? Şimdi adam ama senin için. Rasim normalde konuşurken sen ne yüksek
Eylül şarkı söylerken sesi aşağıda. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Azizem abi. Evlediğim ışıkları bir izlerken bendeki karanlığı geldi de bana sor. Rasim'i ihbar ediyorum. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel var ya Fox'ta. Biz gibi de Sibel Can'ın programı. Seni ihbar ediyorum. Gelin. Rasim'e gelin. Rasim'e. Dinledin gençliğini kabul et. Evet. Çiğdem Talo, Melih Kibar. Bir de Edirne Kapı Sultan Cimri'de olmuşuna biner. Bu şarkı 1980'li yılların başına götürdü. Ya abi. Hocam dinler miydin doğru söylüyorsun? Oğlum şey Erol abi benim İslam Bekleşi'nde abim. Doğru doğru. Son yılların en güzel şarkısı. Ya Erol Evgen bana göre asıl. Bence Sebastian. Çeyrek asırlık. Son yılların. Son yılların en iyi şarkısını söylüyorum. Tavukları pişirmiş abi. İşte, ondan güzel şarkı. Erol abinin bir yarışması var. Bir Ahmet Çakar'ınkini. Müzik altta çalsın. Ahmet Çakar'ınkini bir görelim. Ahmet Çakar'ın. Hakemler üstün zekalı. Ve çok zeki olmak zorundalar diyorum. Ya hoca hakemleri geri zekalı. Üstün zekalı olunmaz. Üstün zekalı doğulur. Ne alakası var hocam? Her insan doğduğunda üstün zekalı mı doğuyor? Üstün zeki... Kendini geliştirirsin. Hayır. Ne alakası üstün var üstün zekalılık ya? Bir potansiyeldir. Hocam, genetiktir. Hocam genetik olarak bir takım şeylere sahip olabilirsin. Üstün zekalı doğulur. Üstün zekalı olunmaz. Yani hocam, sen zeka seviyesi hocam, çok kısıtlı üstün... bir adama en fazla %1-2 artırırsın. Hocam çok üstün zekalı bir çocuk vardır. Evet. Bak çok üstün zekalıdır. Evet. Akıllıdır. Bakarsın böyle böyle ama mıymıntı kolunu kaldıramaz anlayamaz. Yani. Genetik olarak üzerine bazı şeyler ilave yaparsın bunun. Nedir bu mesela? Genetik olarak bir şey üzerine ilave edemezsin Sinan. Genetik olarak bir takım şeylere sahipsen... Şimdi bakın, hakemler genetik... üstün zekalı mı? Şimdi, hocam, şimdi ben böyle tarihteki hakemlere genetik bakıyorum. Genetik olarak... Hiç üstün zekalı yok. Genetik olmaz olur. O zaman bir şey söyleyeyim. O zaman herkes hakem yapsınlar. Üstün zekalı derken şunu söyle. Hakemler akıllı olmak zorundadır. Üstün zekalı derken akıllı olmak zorundadır. Lep demeden leblebi anlamaları şimdi, lazım. Pozisyonları ölçüp biçmeleri lazım. Şimdi ben onu söylüyorum. Genetik olarak bir takım yeteneklere sahip olursun. Onun üstüne bir takım ilaveler yaparsın. Bak şimdi bakarsın gözlüklü çocuklar vardır. Böyle camları böyle bardak şeyi gibidir gözleri. Bakarsın çok üstün zekadır. O kalkıp da maç yönetemez o ayrı bir şey. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Üstün zekalı derken çok akıllı olmak zorundadır. Pozisyonu önceden görmelidir, anlamalıdır. Evet, sanki bir gücü, sesin, hangi pozisyonu önceden ya göreceksin? Olmayan pozisyonu hocam, önceden zaman tüneline mi gidiyorsun? Hocam adamın kafasını oradan oraya gidiyorsa, top çizgiye gidiyorsa nereye bakacaksın hocam? Top çizgiyse nereye, buraya mı bakacaksın? Öyle bir sen babayı düşürürken sen nereye sayın bakacaksın? Hocam, futboldan sayın değil de sanki biriniz arkeoloji uzmanı, diğeriniz ne bileyim muhasebeden terk falan yok. Sen zeki değil misin hocam? Hocam. Yok ya ben bir normal vasat bir insanım ben. Sevgili hocam. Sen niye kendini yani öyle, şimdi ben onu söylüyorum da tersini. Hayır, ben benim ağzımdan işine kadar ben zekiyim. O zaman ben bir şey alayım. Gözlüklerim var evde bırakıp geliyorum. Hocam o zaman bu niye test falan yapıyorlar ya sizin bu hakemleriniz? Test mesi yaptıkları yok demin. Ne alakası koşturuyorlar, ediyorlar, zeka testi var, İngilizcesi var, memlesi var ha? İngilizce hocam evet. İmtihanı zeka testi. Her geri zekalı olan da hakem olabilir mi yani? Çok var ben tanıyorum. Geri zekalı. Var tabii şunu. Sinancığım ben eyvah geri zekalı hakemlerin eline kaldık o zaman ha. Ben inanmıyorum. Ben Türkiye'deki bizim hakemlerimizin geri zekalı olduğuna inanmıyorum. Hocam ben maç anlatıyorum. Lig TV'de çalışıyorum. Tamam. Senin kablonu kesler mi hiç? Bir müsaade eder misin? Senin evine gelip kablonu keser. Bir müsaade eder misin? Bir dakika. Bakın orada başladı. Ben maç anlatıyorum. Sıvamıyorum bak. Bir maç anlatıyorum. Tamam mı? Uşaklar maçı ile ilgili söylüyorum. Fenerbahçe eleme ihtimali yoktur. Ya Rasim, bismillahirrahmanirrahim ya. Şahsen, ya bir dur bismillahirrahmanirrahim ya. Bak sonra diyorlar ki zorla getirdik İstanbul'a. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'yi savunma ya. Bir dakika. Fenerbahçe'yi savunmak değil. Aziz Yıldırım'ın adamı mısın kardeşim? Aziz Yıldırım'dan talimat almış bak beni dinle. Ya bir şey söyleyeyim. Bir dakika dur. Ya ben gerçekçi olamıyorum. Tamam bir dur. Eleme şansı yok. Lazım. Maç sonrası çok... değişik bir röportaj olduğu söyleniyor. Bir izleyelim bakalım ne olmuş Şükrü Saraçoğlu'nda. Beyaz Futbol'a Sinan Engin'e bir çağrıda bulunacak. Evet Emrah dinliyoruz seni. Sinan Engin abime ne diyeyim ben ona? Ama kurban olurum. Olurum. Ben Roman'ım abi. Gelin misafirim onu. Sen orada pozisyonunu gösteriyorsun. Bu alemde tek baba o da dem baba. Fenerbahçe aşkınla. Sonra bulduruyorum. Aziz Başkan'a selamlar. Aziz Başkan'ı da çok seviyorum. Bir şey misin Aziz Başkan'la? Bir şey misin ya? Hımdatı. Mama.
Mama mama. Hadi lalla 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 lalla. Hadi kızınım. Hadi mama de. Ma 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 ma. Yeni kasa. Eski kasa.